Ukrayna Kiev'den herkese merhabalar. Ben Hikmet Samet Alemdar. Yaklaşık 1,5 senedir farklı video projelerim için Ukrayna Kiev'de yaşıyorum. Bugün de sizlere Ukrayna'nın koronavirüsündeki son durumu neler, virüs ülkeyi nasıl etkiliyor, ülkedeki hükümetin aldığı kararlar neler ve burada yaşayan halk ne yapıyor ve burada yaşayan Türkler en önemlisi mağdur olanlar var mı? Öğrenciler ne durumda? Bunları aktarmak için bu videoyu çekiyorum. Önce sizlere Ukrayna'daki salgının nasıl bu duruma geldiğini, nereden nereye geldiğini aktarmak istiyorum. İlk vaka 3 Mart tarihinde, yani bugün 4 Nisan, siz videoyu izlediğinizde artık ne zaman olursa ona göre öngörebilirsiniz ne kadar hızlı arttığını. İlk vaka 3 Mart tarihinde, yani bu videoyu çektiğimden bir ay önce başladı. Bir ayda vaka sayısı birden, ilk vakada İtalya'dan gelen bir Ukraynalı da gözlenmişti. Burada Ukrayna hükümeti şunu yaptı. İlk vaka gözlendiğinden beri şehir şehir, kişi kişi hangi şehirde kaç vaka var bunu açıkladı. Çok aslında açık bir politika izlediğini, yani güvenilir bir politika izlediğini düşünüyorum ben Ukrayna hükümetinin. Vaka sayısı da şu anda 1096. Ukrayna genelindeki vaka sayısı 1096. Tabii 30 günde 1000 barajına gelen en yavaş gelen ülkelerden birisi aslında Ukrayna. Çünkü çok farklı, çok fazla önlemler aldılar. Bunun başında 2 hafta önce tüm sınırlarını yabancı vatandaşlara kapattılar. Hiç Ukrayna vatandaşı olmayan hiç kimse Ukrayna sınırları içerisinde transit bile geçemeyecek. Hiçbir yabancı ülke vatandaşı ne uçakla, ne trenle, ne otobüsle, ne de kendi aracıyla Ukrayna'ya gelemiyor. Aynı zamanda yine 2 hafta önce havalimanlarını kapattılar. Havalimanlarını kapattıkları için de aslında dışarıdan gelen virüsü bir şekilde absorbe etmiş, bir şekilde durdurmuş oldular. Ama tabii ülkeye çoktan gelmişti virüs. Aynı zamanda Ukraynalılar da gelmeye devam ediyordu. Yine 2 hafta önce alınan bir kararla tüm şehirler arası ulaşım burada durduruldu. Otobüs, tren seferleri zaten yok. Benim yaşadığım şehir olan Kiev'de ise 17 Mart'tan itibaren, yani 2 haftadır hiçbir metro ve toplu taşıma çalışmıyor diyebilirim. Yani yaşam tamamen durmuş gibi burada. Bir sokağa çıkmama yasağı var. Yani bir sokağa çıkmama yasağı henüz gelmedi. Ama dün Sağlık Bakanı'nın, buranın Sağlık Bakanı'nın bir açıklaması var. Her an yani biz bunu görüşüyoruz. Sokağa çıkmama yasağı her an alınabilir diye bir açıklaması da var. Şimdi tabii durum ilginç. Her ülkede hükümetler farklı kararlar alıyorlar. Halkın hükümete bir güveni var. Hükümetler de bazen ne yapacağını bilmiyor. Ukrayna hükümeti bu arada 4 Mart'ta başbakan istifa etmişti. Yani yine bir ay önce vakanın görüldüğü gece buranın başbakanı istifa etmişti. Başbakan istifa etti. Yerine yeni başbakan seçildi. Tabi başbakanın istifa etmesiyle tüm kabine düşmüş oluyor. Tüm bakanlar, Maliye Bakanı, Sağlık Bakanı, tüm bakanlar değişti. Bu bakanların değişmesi sonucunda da yine 4 gün önce Sağlık Bakanı tekrar istifa etti. Yani şöyle söyleyeyim, son 1 ay içerisinde Ukrayna 3 tane farklı Sağlık Bakanı gördü. Şimdi böyle bekliyoruz, durum zaten çok muğlak, zaten kimse ne yapacağını bilmiyor. Ukrayna hükümetinin de aslında çok bu dönemde güvenilir bir imaj çizmediğini söylemek isterim. Şimdi halk, yine kendi birazcık halk tarafını anlatmam gerekirse, halk kendi önlemlerini olabildiğince almaya çalışıyor. Yine burada şöyle bir yasak vardı. Kimse marketlere maskesiz giremez. Türkiye'de de bu yasak yeni geldi. Burada bir haftadır var. Şimdi bakıyorum, markete giriyorum. Çok büyük bir süpermarket düşünün. Burada evsizler var, işte sarhoş, ayyaş insanlar var. Ama herkes istisnasız maske takıyor. Marketin girişinde ateş ölçümü yapıyorlar. Ve eğer bir problem varsa markete dahi giremiyorsunuz. Yani çok katı önlemler var diyebilirim. Tabii Ukrayna yaklaşık 5 yıl önce yine bu halkın aslında nasıl davranması gerektiğini ve neden böyle davrandığını size daha iyi özetlemem gerekirse, 5 sene önce Ukrayna bir devrim olayı yaşamış. Yani halk mevcut hükümeti yaptığı protestolarla devirmiş bir halk var yani. Şu anda anons yapılıyor, açıklama yapılıyor, lütfen evlerinizden çıkmayın diye. Yine şimdi Ukrayna eski bir Sovyet ülkesi.
Aynı zamanda Çernobil felaketi var. Daha yani çok yakın tarihte Çernobil felaketleri var. Yine Cumhurbaşkanlarının bir açıklaması var. Aslında bu olayı Çernobil'e benzetiyor. Çernobil felaketinde de bizler radyasyonu göremiyorduk. Burada da koronayı göremiyoruz diyor. Yani durumun ciddiyetini anlatmak için halka... Ya ben aslında Çernobil'de bir tura katılmıştım. Turdaki rehber şöyle bir şey demişti bana. Tabii 60-70 yaşındaki insanlara 20-30 sene önce gözle görülemeyecek bir radyasyonu anlatmak çok zordu. Daha önce insanlık da böyle bir felaketle karşılaşmadığı için insanlar dışarıda oynamaya devam etti, radyasyon patlama olduğunda yangını izlemeye devam etti demişti. Aslında bu durumu kendi de hepimiz kendi hayatımızda ve yaşadığımız dünyada görüyoruz. Bu virüs ilk yayılmaya başlandığında, bas bas bağırıldığında salgın geliyor diye herkes hayatına devam etti. İşte arkadaşlarıyla gezmeye devam ettiler, parklara gitmeye devam ettiler. Ama gerçekten Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi bu salgını aslında radyasyona benzetebiliriz dedi. Gözle göremiyoruz, tutamıyoruz ve çok daha sonra bazen problemleri karşımıza çıkıyor, insanlara bulaştırabiliyoruz. O yüzden herkesin dikkatli olmasını istedi. 6 Nisan'dan sonra burada maskesiz sokağa çıkmak da yasak. Ben 4-5 gündür maske arıyorum, maske de bulamadım. Ne olacak? Hiçbir fikrimiz yok. Biz de takipte kalıyoruz, izlemeye devam ediyoruz olan gelişmeleri. Şimdi bir de birazcık da buradaki Türk arkadaşlarımızın halinden, durumundan ve mağduriyetinden bahsetmek istiyorum. Burada yaklaşık 4000-5000 tane Türk öğrencimiz var. Tane diyorum ama hepsi bir yaşantı, hepsi bir insan. Yaklaşık 5000 kişiyiz burada öğrenciler olarak. Ben öğrenci değilim ama onlar da benim bir kardeşim, arkadaşım. Aynı zamanda birçok burada 20.000'in üzerinde Türk vatandaşı yaşıyordu bu salgın başlamadan önce. Tabii birçoğu öğrencilerin olsun, burada yaşayanların olsun kaçabilenler Türkiye'ye kaçtılar. Veya gitmek zorunda kaldılar. Gittiler ama tabii ki yeterli sayıda uçak seferi yoktu. Uçak biletleri çok pahalıydı. 2000, 3000, 4000 liraya kadar çıkmıştı. Zaten günde birkaça inmişti uçak seferleri. Bu sebeple birçok Türk öğrenci ne olacağını da bilmediği için burada kaldılar. Şimdi çok büyük bir mağduriyet yaşıyorlar. Bana seslerini ulaştırmaya çalışıyorlar. Ben elimden geldiğince kendi YouTube kanalımda olsun, canlı yayınlarda olsun onların problemlerini dile getirmeye çalışıyorum. Buradaki sağlık sistemine, yani kendi vatandaşlarına bile sağlık sistemi buradaki müdahale edebilecek ekipmanları yok. Yeterli kaliteye ve sisteme sahip olmadığını düşünüyorlar. Eğer kendileri hasta olursa hiçbir şekilde müdahale edilemeyeceğinden korkuyorlar. Yine 2 gün önce Harkov'da koronavirüsü pozitif çıkan bir arkadaşımız bana ulaşmıştı. Bana yaşadıklarını anlattı. Benim kanım dondu. 18 yaşında bir Türk vatandaşı düşünün. Farklı bir ülkede öğrenci olarak gelmiş. Hastalanıyor. Bu semptomlarla hastaneye gidiyor. Hiçbir test yapmadan korona oldu. Kendisine hiçbir test yapmadan koronavirüs olduğunu söylüyorlar ve karantinaya almak istiyorlar. Karantinaya almak istedikleri odada da farklı 5 tane hasta var. Çocuk odaya giriyor, soruyor siz de mi koronasınız diyor. Hayır, birisi AIDS hastası, dördü de kanser. Ya diyor ben bu odada onlara da bulaştırırım, kalmak istemiyorum diyor. Sabaha kadar bekliyor o odada. Yine bir kağıt imzalatıyorlar ben tedavi istemiyorum diye. Başka bir yere gidip test yaptırıyor. Daha sonra 14 gün evde kalıyor. Bu süreçte kendisi sadece kendi kendini tedavi ederek daha sonra negatif çıkmış hastalık. Ama yaşadıklarını anlatıyor ve bana şöyle bir cümle kurdu. Abi dedi, insan dedi ne kadar hasta da olsa öleceksek bile kendi vatanımızda ölsek keşke. Anneme söyleyemedim dedi. Annem de kalp hastası dedi. Yani gerçekten insanlar her bir ve bir sayısı bile çok az değil abi dedi. Bu benim yaşantım, benim ailemin yaşantısı dedi. Burada binlerce öğrenci var. Bir rakamı bile bazen, yani aileleri olan insanlar var, ailesi yardıma muhtaç insanlar var. Buradaki insanlar da mağdur durumda. Tabii ki hükümet elinden geleni yapıyor, konsolosluklar elinden geleni yapıyor. Ama bu döneme herkes hazırlıksız yakalandı. Ben sadece onların sesi olmak istedim. Onların da mağduriyetini sizler vasıtasıyla, bu yayın vasıtasıyla dile getirmek istedim. Başka söylemek istediğim, söyleyeceğim ne var? Ukrayna'nın, onu söyledik.
Ha, yine şunu söyleyeyim. Yine 1 Nisan'da yapılan bir telefon konuşması var burada. Bizim Cumhurbaşkanımızla Ukrayna Cumhurbaşkanı arasında yapılan. Bunun da değerli bir haber olduğunu düşünüyorum. Buranın devlet internet sitesi, devlet haber ajansı duyurmuştu. Türkiye Cumhuriyeti söz vermiş Ukrayna'ya, maske ve solunum cihazı sözü vermiş. Yine 3 Nisan'da Türk Hava Yolları'nın bir kargo uçağı buraya Kiev'e geldi. Büyük ihtimalle yardım malzemesi getirdi. Daha sonra yapılan açıklamada oksijen maskesi ve oksijen aleti geldiği duyuruldu ve maske geldiği duyuruldu. Yani aslında son günlerde çok fazla dostumuz yok. Zaten tüm ülkeler kendi içine kapanmış durumda. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin de aslında diğer ülkelere de yardım etmesini birçoğumuz eleştiriyoruz. Kendimiz daha yardım edemiyoruz diyoruz. Ama gerçekten aslında takdire şayan davranışlar da olmuyor değil aslında. Bir Türk olduğumuz için bazen gurur duyuyoruz böyle haberleri de okuduğumuzda. Umarım ama tüm vatandaşlarımız eşit şekilde yardım malzemesine, ekonomik desteğe ihtiyaç duyanlar ulaşabilirler. Bu süreç bize çok şey öğretecek, belki yardımlaşmayı öğretecek, belki evde tek başımıza kaldığımızda bile insanlara nasıl yardımcı olabileceğimizi öğretecek ve kendimize, sevdiklerimize en önemlisi. Son söylemek istediğim, umarım bu süreç hepimiz, yani bu süreci yaşıyoruz, kurtulma şansımız yok, bu sürecin işindeyiz, içindeyiz ve daha başlangıç seviyesinde. Umarım bu süreçten hepimiz daha güçlü, millet olarak, birey olarak, dünyanın farklı ülkesinde olan Türkler olarak, birbirimize destek olarak, birbirimizi bilinçlendirerek daha güçlü bir şekilde çıkabiliriz. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Ben size burada olan gelişmeleri, buradaki insanların mağduriyetini, alınan önlemleri elimden geldiğince aktarmaya çalıştım. İlerleyen süreçlerde de aktarmaya çalışacağım. Herkese tekrardan teşekkür ederim. İyi günler, mutlu gelecek diliyorum herkese, ailesiyle birlikte.